geldi gördüğümüz gibi. Çanakkale Savaşı'nın en unutulmaz olayı. Bütün kamuoyunun az çok bildiği bir kare fotoğraf. Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı. 1915 yılı 18 Mart günü düşman savaş gemileri saldırıya geçtiğinde Kilitbahir yakınlarındaki deniz kıyısında bulunan Mecidiye tabiyasında görevli bir askerdi. Aslen Balıkesirlidir. Evet. Seyit Onbaşı'nın olduğu tabya o düşman gemileri tarafından bombalarla dövülüyor. Tepedeki Osmanlı gözetleme efendim subayı bakıyor ki tabya çökmüş. O anda çöken tabiyanın içerisinde kim var, ne oldu merak etmiş ve haber salıyor. Sağlık uzmanları ve asker diyor ki gidin bakın tabiya çöktü, oradaki askerin durumu nedir, nasıl halidir? Evet, Osmanlı askerleri çöken tabiyeye geldiğinde taş ve toprak yığını altında çok sayıda askerin orada efendim varlığını görüyorlar. Ayaklarına dokunulan askerlerde kımıldama yoksa çekiyorlar. Onlar tabii hayatını kaybetmiş şehitler olan askerler. Cesetleri bir tarafa konuyor. O esnada bir askerin ayağına vurduklarında askerin ayağı kımıldıyor. Ayağından çekiyorlar ve asker ayağa kalktığında toz toprak içerisinde ağzından şu sözler çıkıyor. Bana bir top mermisi gönderin. O heyecanlı anda askerin bu isteğine evet diyen arkadaşları bir sandık içerisindeki top mermilerini efendim ray gibi kızaktan kaydıraraktan getiriyorlar ve Seyit Onbaşı elini mermiye attığında sırtına efendim götürüyor ve adımlarını merdivenlerden yukarı doğru efendim hareketlendiriyor. Topun kundağına mermiyi yerleştiriyor. Atış yaptığında yaklaşan o büyük devasa geminin üzerinden giden gemi denize düşüyor. İkinci atışta da isabet yok ama üçüncü atışta yaklaşan geminin tam gövdesine değdiği anda İngiliz gemisi ters dönüyor, sarsılıyor ve kısa bir zamanda denize batıp gidiyor. İşte Çanakkale Savaşı'nda bu top mermisiyle düşman gemisini batıran, büyük başarıya imza atan Seyit Onbaşı'nın fotoğrafı. Bu olaydan birkaç gün sonra komutan Seyit Onbaşı'yı çağırıyor. Diyor ki, hadi bakayım kaldır şu mermiyi. Elini attığı anda mermi kımıldamıyor. Mermi 211 okka, yani 276 kilo ağırlığında. O kadar ağır bir mermiyi kaldırmak mümkün değil. Onun üzerine içi boşaltılmış yani kılıftan bir top mermisi buluyorlar. Seyit Onbaşı onu alaraktan efendim sırtına koyuyor ve bu fotoğrafı çektiriyor. Bu fotoğrafın çekilmesinden sonra komutan Seyit Onbaşı'ya başarısından dolayı bir ödül vermek istiyor. Diyor ki bizden ne istersin? Komutanım, savaş esnasında benim karnım doymuyordu. Benim yemeklerime bir takviye yapın. Yani tayin bedellerini artırın. Örneğin sabahleyin bir tas çorba içerken ikinci bir tas çorbayı istiyor. Öğlendeyin işte takviyeli yemek istiyor. Yani normal bir askerin yediği yemekten bir kat daha fazla yemek talebinde bulunuyor. Ve onun bu isteğini komutan kabul etmiş. Seyit Onbaşı birkaç gün takviyeli yemek yiyor ama bakıyor ki kendisinin karın doyar veya yemek yerken arkadaşları siperlerde düşmanla burun buruna savaşıyorlar ve diyor ki ben bana verilen takviyeli yemeği istemiyorum. Arkadaşlarım gibi savaşmak istiyorum demiş, iptal edin. Ve o şekilde yemek takviyesi iptal edildi. Seyit Onbaşı arkadaşlarla beraber siperde düşmanla savaşmaya devam etti. İşte kahraman Türk askeri budur. Büyük başarısının karşısında hiçbir şey beklemeksizin en güzel kutsal görevini yapıyor. Yani düşmana karşı savaş görevini. Seyit Onbaşı'nın bu jesti, bu özelliği, mermiyi kaldırması, bu fotoğrafın çekilmesi Çanakkale Savaşı'nın adeta sembolü olmuş ve bugüne kadar gelmiştir. Evet, Seyit Onbaşı'nın o muhteşem, unutulmaz anının görüntüsü bu şekilde yansımış tarihi fotoğraf karesine. Çanakkale Boğazı'na giren Fransız Buve gemisinin batış anı. Buve adındaki bu gemi boğazdan içeri girdiğinde sahildeki tabiyadaki Osmanlı topçusunun atışıyla gövdesinden yara aldı
kısa bir zamanda battı. Yüzlerce asker deniz hayatını kaybetti. Evet, bu anı gören, gözlem yapan, efendim savaş esnasındaki her türlü olayla ilgili bilgisi olan bir Osmanlı askeri ressamı kısa bir zaman sonra tuvalenin üzerine o olayın resmini çizdi. Bu resmi çizen bir Osmanlı ordusundaki subay ressam. Evet, bu ve gemisinin batışı bu kadar canlı ve güzel çizildi. O ressamı kutlamak lazım. Evet, Çanakkale Savaşı'mızın bugün dahi en güzel anlatan görsel belge bu şekilde yansımış tarihi belge olarak. Değerli seyirciler, askeri arşivde kamuoyuna sunulan 60 civarındaki fotoğraftan bir kare şu an karşımızda. İki asker ayakta ve onların da arkasında bir top var. Alman topu, Almanların bize hediye ettiği top. Ve üzerinde eski Türkçe diyebildiğimiz Osmanlıca sözler yazılı. Evet, orada diyor ki, bu ve gemisini denizin dibine gönderen Yüzbaşı Hilmi ve Zabit Fahri Beyler. Düşman gemisini batıran, atış yapan kahraman iki asker ve arkada onların atış yaptığı top mermisinin, efendim topun olduğu yer. Bu bir savaş belgesi. Bu fotoğraf ve üzerindeki yazı sayesinde az önceki o tarihi tabloda batan düşman gemisinin kimin batırdığını öğrenebiliyoruz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Çanakkale Savaşı ile ilgili bilinenler ve bilinmeyenler, yani utananlar, pek çok şey bilinmiyor o açıdan. Ortaya çıkan bir kare fotoğraf veyahut da bir belge tarihin akışını değiştirebilir. Yepyeni gerçeği ortaya koyabilir. İşte Fransız gemisini batıran iki kahramanın fotoğrafı buna bir örnek ve karşımızda o fotoğraf ekrana geldi. Gördüğümüz gibi denizleyeceğim. Çanakkale Savaşı bir kişinin, birkaç kişinin başarısı değil. Osmanlı ordusunun padişah, başkomutan, ordu komutanları ve yüz binlerce nefer askerin hayatını ortaya koyan bir destanın kendisidir. İstanbul'dan cepheye gelen Osmanoğulları, yani padişah ailesinden genç askerler. Bunların bir kısmı şehit ve gazi oldu. Evet, Osmanoğulları ailesinden savaşa katılan gençlerin ortak fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Bu bir tarihi belge. Demek oluyor ki Osmanoğulları ailesinin gençleri sarayda kendi zevklerine bakan, efendim rahat edenler değil, onlar da savaşa koşuyorlar ve görev alıyorlar. İşte o düşüncenin yansıması bu. Çanakkale Savaşı'nın ikinci bölümü. 25 Nisan 1915 ve sonrası. 25 Nisan tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu sahillerinden hemen yakınladaki Midilli Adası'nda, efendim yığınak yapmış yüz binlerce asker büyük gemilerle, çıkartma gemileriyle sahilden on binlerce askeri, efendim sahile çıkarıyorlar ve askerler hızlı adımlarla ilerliyorlar. İşte kurşun atanlar var, top atanlar var ve sahildeki tepelerin eteğine yerleşiyorlar ve o tepelerin eteğindeki siperlerde ve cephelerde aylar süren kanlı bir boğuşma başlanıyor. Bir İngiliz askeri ressam da bu tabloyu çizmiş. Yani İngiliz Anzak güçlerinin, İngiliz ordusunun, efendim sahile çıkartma yaptığı an bu kadar güzel yansımış bu tabloya. Evet, bu da bir tarihi belge derzede gördüğünüz gibi. Çanakkale Savaşı aylar sürdü. Ağustos 1915'te savaşın sonlarına doğru düşmanlar Çanakkale'yi geçemediler. Mustafa Kemal 57. Alay'ın üst komutanı, Çanakkale'deki Arıburnu ve Conkbayır'ın, efendim grup komutanı Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Savaşı hatırasına bir anıt yapılmasını istedi. Bir tepenin eteğinde boş top mermi kovanları bulundu. Kireçle yapıştırıldı. Bakın alttan yukarı doğru gidiyor. Ve önüne geldi. Ayakta, efendim elinde kılıcı var. Sessizce durdu ve bu fotoğrafı çektirdi. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale Savaşı'nı katılan kahramanların ölümsüzlüğü adına tarihe sunduğu bir belgedir. O anıtın ön tarafındaki taş üzerinde Arap harfleriyle sözler yazılı. Bakın o sözde ne yazılı? Orada diyor ki Hüvel Hayyel Baki. Anlamı şu, sadece ölümsüz olan Allah'tır. Evet, Allah inancıyla vatanı uğruna ölüme doğru koşan kahramanların varlığını bu şekilde anıt üzerine yazdırılıyor ve Mustafa Kemal de onlara saygının gereği bu fotoğrafı çektiriyor. Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru, evet, anıt karşımızda ve o tarihi fotoğrafı görüyorsunuz denizleyiciler.
Savaş esnasında Osmanlı askerleri düşmanı püskürtmüşler, bir tepeyi ele geçirmişler ve sancağı tepeye dikmişler. Evet, sancağın dikili olduğu anda bir savaş hatırası belge. Bu da askeri arşivden ortaya çıkan çok kıymetli tarihi bir görsel belgedir. Bize Çanakkale Savaşı'nın o güzel anlarını hatırlatıyor ve duygulandırıyor. Çanakkale Savaşı bir destan demiştik. Evet, Arıburnu ve Conk Bayırı'nda o tepelerde kendisi, yanındaki yaverleri, askerlerle beraber savaş ortamında düşmanı gözetleyen, dürbünüyle efendim bakan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının bir kare ortak fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Çanakkale Savaşı hatırası bir tarihi belge. 57. Alay. Mustafa Kemal'e bağlı, onun bulunduğu karargahın olduğu yerde tepelerin eteğindeki siperlerde düşmana karşı en büyük direnişi gösteren, komutan ve erleriyle hepsi şehit olan, Türk savaş tarihinde ismi hiç unutulmayan 57. Alay komutan ve askerleri. Onlar adına komutanın fotoğrafı. Savaş öncesinde alay komutanı iki çocuğunu kucağına almış ve bu fotoğrafı çektirmiş. Göğsünde madalyaları var ve başında efendim fes şapkası var. Mutlu ve sevinçli görünüyor. Evet, komutanımız Ağustos 1915 tarihinde kendisine verilen görev gereği siperde savaşa devam ederken bir top mermisi düştü ve şehit oldu. Komutanımızın savaş esnası öncesindeki fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, bu şekilde yansımış fotoğraf. Komutanımız şehit düştüğü anda askerler geldiler. Defterin sayfası açıldı ve komutanın nasıl şehit düştüğü yazıldı. Üzerinde adı, soy ismi, doğum tarihi ve şehit düştüğü olay, yani vukuat kaydı yazıldı. Şehit düşen alay komutanı ile ilgili o defterin o sayfasının şu an görüntüsünü izliyorsunuz. Evet, bir Çanakkale Savaşı belgesidir bu. Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen alay komutanlarının ortak bir kare fotoğrafı. Bu bir kartpostal. En yukarıda komutanın kendisi, yanında yardımcıları var. Evet değerli seyirciler, bu belge savaş sonlarında hazırlandı ve tarihe not düşüldü. Çanakkale Savaşı'nda bütün komutan ve erlerinin şehit düştüğü olayın hatırasına evet bu belge kaldı. 1976 yılında Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı, o 57. alayın düşmanla göğüs göğüse çarpıştığı tepelerde gezdim ve bilgi topladım. Olayla ilgili bana şöyle bir bilgi anlatıldı. Yani o alayın savaşıyla ilgili. Komutanlardan bir tanesi savaş esnasında bakıyor ki bir grup asker çamaşır yıkıyorlar. Soruyor, neden çamaşır yıkıyorsunuz? Verilen cevap şu: komutanım, biz bugün saldıracağız, belki şehit olacağız ama yarın bizden sonraki arkadaşlarımızın kıyafetleri kirli olmasın diye onları yıkıyoruz. Evet, komutan bunları duyuyor. O gün gerçekten emir geldiğinde Allah Allah diye saldırıya geçen askerlerin her şeyi düşüyor. Yani o arkadaşlarının elbisesini yıkayanlar şehit düşmüşler. Tabi ertesi günde o temiz kıyafetle gelen hep şehit düşmüş. Evet izleyiciler, böyle dalga dalga işte 25 Temmuz 1915 ve sonrasında Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylar sonra bu alayın bütün efradı, komutan ve erlerin hepsi şehit düştüler. Neden? Saldırgan batılılara karşı, vatanlarını korumak için, ezan sesleri için ve gelecek nesillerin efendim hayatta kalması için onlar bu görevlerini yaptılar. 250 bin kayıp, büyük çoğunluğu şehit, gazi ve hasta. Kimdi onlar? Evet, onlar bizim dedelerimizdi. İşte o muhteşem olayın bütün fertlerinin, yani komutan ve erlerinin şehit düştüğü 57. alayın hatırasına o şehit komutanlarının ortak kartpostalı bu şekilde hazırlanmış. Şehit olan alay komutanımızın şehit olduğu andaki kanlı gömleği, şapkası, efendim eşyaları bu şekilde koruma altına alınmış. İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor. Bir savaş hatırası, evet,